çok önemli. Allah Allah. Çok çok bir haber geldi. Çok şaşırdım yani. Necati Bey, siz boşandınız resmi olarak Müslüye Hanım'dan. Evet. Ve beraber yaşıyordunuz. Evet. 3 yıldır da böyle karı koca ilişkiniz devam ediyordu. Evet. Yani gidinceye kadar da siz yani eşiniz, karınız ya karı koca ilişkiniz sürüyordu yani. Evet. Ya diyorum ya. 8 Eylül'e kadar. Son gittiği güne kadar da bir tanem yavrum diyordu devamlı böyle. Allah ya Allah. Bu kadar zaten. Tamam. Bir dakika, bir haber geldi de tamam arkadaşlar, şimdi bana söylüyorlar. Her türlü haberi duymaya hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Senin eşini bulduk. Bulduk. Ben size kurban olurum, kurban. Ay rica ederim, rica ederim, rica ederim. Ama çıksınlar, delikanlı gibi çıksınlar, konuşsunlar. Şöyle böyle desinler yani, azıcık yürekleri varsa, azıcık böyle vicdan azabı varsa, hem gittiği kişiden azıcık böyle yani ne bileyim insan içine çıkarabilecek şeylerse ama çıksınlar yani. Bir şey söyleyeceğim yani. Heh. Hem bulduk ama ulaştık, iyi mi oldu emin değilim yani. Diğer haberi durmaya hazır mısın? Hazırım, artık ölüm de olsa hazırım. Ben yok burada. Estağfurullah, Allah korusun ya. Allah korusun, hayatta onu söyleyeyim yani. Başının başına bir şey gelmemiş. Ah yazık ya. Ey Allah'ım yarabbim, sen bana sabırlık ver yarabbim. Allah'ım ya. Söyleyeyim mi diğer haberi? Dinleyeyim. Sen böyle üzgün olunca ben de çok üzüldüm sana ya. Bak izleyiciler de çok üzüldüler yani, herkes. Ben eminim değil mi? Siz de üzüldünüz, buradaki misafirlerim de öyle. Yani senin 41 yıllık eşin Müslüye evlenmiş. Evlenmiş. Ya? Evlenmiştir. Yapar. Yapar mı? Yapar. Resmi nikah kıymış. Evle evlenmiş yani. Baya baya evlenmiş. Konuşsunlar. Cesaretleri varsa, vicdanları varsa çıksınlar. Ben artık yani ne bileyim. O zaman buyurun bir alo deyin. Alo deyin. Alo. Alo. Müslüye Hanım. Efendim. Müslüye Hanım merhabalar. Merhaba. Siz Necati Bey'in 41 yıllık hayat arkadaşı mısınız? Öyle demeyelim. 41 yıl demeyelim. Evet, yani boşanalı da 3 yıl olmadı. Şu anda. Telefonla bağlı. Biraz playback'i yükseltin. Boşanalı ne kadar oldu? Didem Hanım, dinler misiniz beni? Evet. Tabii ki. Siz evlendiniz mi Müslüye Hanım? Boşanalı, söyleyin. Boşanalı da 3 yıl olmadı. 8 yıl oldu. Evet, o benim eski eşim. Bu değildir ki ben onu şey yaptım. Yani biz evet karşılaşıyoruz, konuşuyoruz. Mesela benim evime gelip gidiyor ama bizim ortak çocuklarımız var. Evet. Aynı evi. Hayır. Öyle bir şeycik yok. Onların işine geldiği gibi konuşuyorlar. Öyle bir şey yok. Sadece ne biliyor musunuz? Şu anda bizim evliliğimiz yaralanıyor. Yani sizin çocuklarınız sizden habersiz. Ondan sonra gelininiz sizden habersiz. Hayır, habersiz değil. Bakın Didem Hanım, habersiz değil. İşte bildiğiniz gibi değil yani. Ne? Keşke biraz araştırsaydınız. Ben geldiğim neyse, gün. Doğrusunu anlat ben bana. Geldiğim gün. Bak susturur musunuz Didem Hanım lütfen. Ben konuşuyorum. Ama o da şokta. Necati Bey, o arkaya bakmanıza gerek yok. Telefonda çünkü. Bir yani siz 8 yıldır nerede yaşıyorsunuz? Necati Bey'le yaşamıyor musunuz Müslüye Hanım? Hayır, ben Manisa'da yaşıyorum. O da Manisa'da yaşıyor. Ben nerede yaşıyorum? Yok artık bu kadar. Ben nerede yaşıyordum? Senin yanında değil miydim? Ben geldiğim gün dilekçe verdim karakola. Kayıp olmadığımı biliyorlar. Gittin günü değil mi? Sadece benim evliliğimi yaralamak için çıktılar Necati buraya. Necati Bey şuraya bakarak beni konuşun. Beni çocuklarımla karşı karşıya getirmek için çıktılar. Evet. Peki. Biliyor musunuz? Benim yani bana ulaşmak siz en güzel yoldunuz. Müslüye Hanım. Sen ulaşamaz mıydın bana? Efendim. Var mı? Arkadaşlar burada şey yok, mikrofon yok bu tarafta. Playback'i bir yükseltin. Arkadan ses geliyor zannediyor. Ses yukarıdan geliyor. Telefonla konuşuyor şu anda Müslüye Hanım. Burada değil yani. Cesaretli gitti, kocası niye aramamış ilk günü? İlk günü ya niye madem o kadar cesaretiniz var da niye aramadınız? Resmi nikahlı kocam değil o. Niye arayayım ben? Kocam değil ki. Niye gidebilir bana? Lütfen bak. Kocan git. Hanım, ben hayır, bugün... Müslüye Hanım ben ama Necati Bey'den şunu duymam lazım. Necati Bey siz bana doğruları söyleyin. Müslüye Hanım'la aynı evi paylaşıyor muydunuz? Evet. Evet. Sen Şengül yani iki karı koca aynı evi paylaşıyor muydun? Evet. Hanımefendi siz boşandıktan sonra bir boşanmışsınız. Tarihle ilgili belki orada söylemek istememiş olabilir ya da karıştırmış olabilir.
Konuşmaya devam etmişsiniz Necati Bey'le. Ya paylaşıyoruz derken yani gelip gidiyoruz, ben demiyorum ki gelip gidiyormuşum. Gelip gidiyormuşum. Hayır öyle karı kocamız değildik biz. Beni, bu kadar da yalan olmaz ya. Beni bağlayabilir misin? Bak gelene. Konuştuğunu duyuyor mu şimdi bu? Bir dakika Hüsniye. Duyuyor seni, duyuyor. Hüsniye. Niye hala bana bak bir dakika. Ya? Ben azıcık vicdanını... İzlerim Hanım, bak lütfen bak şu anda gerçekten ben yaralanıyorum yani. Ya bak, gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Ben sizinle konuşmak için aradım. Siz sadece peki Müslüyeciğim ama bunu bitirmek için onun da sana soruları var. Ben de bir o zaman anlayacağım ne olduğunu. Peki dinleyeceğim sen, adam gibi, insan gibi dinleyeceksin. Dinle. Bir şey soruyor size. Merak etmeyin, ben buradayım. Hı. Yani. Ha, sor Necati Beyciğim. Ne soruyorsun? Biz seninle beraber yaşamıyor muyduk? Parazımız yanımızda değil Hayır. midir? Hayır. Ne? Ayrı ayrı yaşıyorduk. Adreslerimiz Allah bile ayrı. Allah korkusu yok demek ki sende. Nasıl ayrı yaşıyorduk? Allah yaşıyorduk? Korkusu olduğu için ben çıktım buraya. Yoksa ben sana dava da açabilirim hakkında bak. Benim bak... Bizim hakkı... fotoğraflarımızın kalkmasını istiyorum ben. Ne? Ben hakkı... Hakaret etmeyin. Ne çocuk? Küfür etmeyin. Hayır beni tamam istemiyorsan delikanlı gibi çıkardı. Necati ben gidiyorum anneme. Sen... Annene diye ben seni hastaneye götürüyorum. Bursa'ya, Kemalpaşa'ya gönderiyorum. Gidiyorsun anne şeye, adamın yanına gidiyorsun. Fotoğraf atıyorsun değil benden gizli. Bak, böyle, bak hakaret ediyor şu anda. Böyle hakaret edeceğim yani. Tabii. Ben annemin yanına gidiyorum dedim, annemin yanına gitmişimdir. Ben ona cevap vermek zorunda değilim Didem Hanım. Ben sizinle konuşabilir miyim? Türkiye Cumhuriyeti'ne cevap vereceksin. Buraya eğer azıcık vicdanın varsa... Allah korkun varsa... Bir dakika Necati Bey, bir şey öğrenmek istiyorum. Peki 8 Eylül'de evden gider gitmen nikahı ne zaman kıydınız Müslüye Hanım? Şu anki eşinizle. Evet. Ne zaman kıydınız? Bir dakika kıydık. Ne zaman ne zaman? 3-5 sonra kıydık yani nikahımızı. Hayır 3-5. Gider gitmez nikahı mı kıydınız? Hayır. Evet. Öyle hayır. Diyor. Anlarız bak. Yani resmi nikah belgesini gönderirsiniz değil mi bana? Tabii gönderirim. Tamam. Bilmiyorum. Peki bu adam bu Ankaralı Ethem lakabını onu kullanan. Onu çıkmıyor burayı. Bir dakika. Lütfen bak. O mu? Başkent. Lütfen o ismi zikredip durmayın. Lütfen. Adamın yani bak bir şey. Ama sonuçta. Cenab-ı Allah. Çok fena olacak. Eşinize beddua etmeyin, hakaret etmeyin. Kızabilirsiniz. Anlıyorum sizi. O da kızabilir. Sürünecek o. Küfür yok. O sürünecek. Zaman gelecek sürünecek. O, siz ne istiyorsunuz? Benim kıymetimi evlenmiş, bilmeyen insan onun kıymetini ondan da alıp gidecek başkasını. Ben biliyorum hanımın bana yapan ihanetli yarın bugün ondan da yapacak. Bu başkent Ethem Mehmet'e de yapacak. Başkent Ethem. Namkörlüğü. Ya ben biliyorum. Yapacak yapar. Didem Hanım. Ya ben şunu merak ediyorum. Müslüye Hanım. Yani şimdi siz Necati Bey'le yolları ayırmışsınız. Ha. Ama aynı evi paylaşmışsınız. Ha. Karı koca ilişkiniz olmamış. Öyle diyorsunuz. Ben sizin dediğinizi kabul ettim. Tamam cebe koydum. Ama ben şunu anlamıyorum. Evet. Siz evlendiğinizi, yeni bir hayat kurduğunuzu, başka birinin yanına gideceğinizi, evlatlarınıza, gelininizden niye saklıyorsunuz o zaman? Evet. Bir dakika lütfen Necati Bey. Çünkü onlar izin vermiyorlardı. Tamam mı? İzin tabii. Namus var. Nasıl izin var? Gelinin biliyordu. Ya Necati Beyciğim boşan. Bazı şeyleri biliyordu. Gelinin biliyordu. Kaç yıldır Şengül biliyor muydu? Ne biliyormuşum ben? Dost yaşadığını. Şengül bazı şeyleri biliyordu. O benim dert ortağımdı. Anlamıyorum o arkadaşlar. Biliyor muydu Şengül? Ne biliyormuşum ben? Neyi biliyormuşsun? Söyle bakalım. Başka bir ilişkim olduğunu biliyordu. Senin başka bir ilişkin olduğunu ben biliyordum. Biliyordu. Nereden biliyordu? Şimdi söylemek istemiyor da. Ben onu da zedelemek istemiyorum. Onun evliliğine gölge düşürmek istemiyorum. Ama yani bak. Gelini ne zaman gördünüz? Ben senin her şeyini sen gittikten zaten sonra benim öğrendim. Benim hesabımı o kurmuştu. Onun evet ben yani kurdum sana kurmuştu. O hesabı. Her şeyi biliyordu. Her şeyi şimdi biliyordu farkındaydı. Necati Beyciğim Didem Hanımcığım. Bir dakika Necati Bey. Bir dakika lütfen Müslüye Hanımcığım bir dakika. Necati Bey şu anda eşiniz artık başka bir hayat kurmuş kendisine. Siz kursun, diyorsunuz ki çok kırgın. Yani kursun. Yüreğiniz yaralı ben sizi anlıyorum. Kursun. Ama ona da yer olmaz o. Böyle sinsi bana diyebilirdi Necati. Kocacığım ben seni istemiyorum. Açık açık söyleseydi. Ben seni istemiyorum. Ben annemin yanına ve benden bir tane polise giderdi. Polisten şikayetçi olurdu uzaklaştırmadı. Ya kendinizi aldatılmış daha doğrusu kandırılmış hissediyorsunuz. Evet. Benim yanımda mesaj yazıyordun. Niye bak dinliyorum beni sen. Benim yanımda mesaj yazıyordun. Bana çay resmi ben diyordum bir tane. Mesaj yazıyorsun diyordum. Evet. Bana ben çay resmi gösteriyor bana. Ne yapayım ben Necati'm diyor bana. Evet. Didem Hanım. Anladım kız. Artık bu geçmişi konuşmak istemiyorum ben. Geçmişi tam işine gelmiyor. Ben şunu merak ettim. Ya Müslüye Hanımcığım yeni bir hayat kurabilirsin. Necati
Necati Bey, hakaret yok, küfür yok. Yeni bir hayat kurabilirsiniz. O Necati'cik, cesareti varsa o bağlansın. Ya Necati Beyciğim, bir şey söyleyeceğim. Bakın Müslüye Hanımcığım, yeni bir hayat kurabilirsiniz. Ama hiç olmazsa evlatlarınıza açık bir şekilde davranmış olsaydınız. Ben niye evleniyorum, sorgulamıyorum sizi. Ama git kadın sıvırma ya, sıvın. Ama kandırmışsınız eşinizi, eşiniz ona üzülüyor. Hayır canım, kandırma. Ya eşim olmayan kişiyi ben ne kandım? Gelmişim, evlenmişim özgür irademle. Onlar benim bir ya Müslüye Hanım, o zaman aynı evi neden, aynı evi neden paylaşıyorsun sen? Ha, niye paylaşıyorsun? Neden paylaşıyorsun Müslüye? Gittiği günü ben sarılıyor boynuma, ya yattığı şey yapıyor. Aynı evi paylaşıyoruz derken... Bir dakika. Hayır, çok özür dilerim Müslüye Hanımcığım. Resmen yani Ankaralı başkentli Ethem Mehmet denen kocanız da duysun. Yani Necati Bey, cesareti varsa bağırsın burayı. Ne olur bağırma ya. Yani karı koca ilişkinize bir yandan da devam ediyormuş. Kusura bakmayın yani. Herkesi yanan yerine alıyor, herkesi. Sen ne istiyorsun? Karın artık dönmez. Dönmezsin. Çocuğunu zaten özlemiyor çok çocuğunu. Ne istiyorsun Necati Bey, bana şey söyle. Dönmez ki artık sana, evlenmiş tamam, gitmiş. Tamam dönmesin ama çok sürünecek, pişmanlar olacak. Yatça geri olmayacak. Beddua etme. Yatça olacak. Evlendiğini biliyor muydun? Bilmiyorum. Evlendiğini şimdi mi duydun? Şimdi duydum, evet. Şimdi duydum. Necati Bey, senin isteğin şuydu, benim eşimi bul. Ben bana kıyamaz diyordum. Kıyamaz diyordun ben ama size kıymış maalesef. Kıyar. Hiçbir şeyim yok artık, üzgünüm yani. Bayağı. Kıyar. Üzgünüm bir şey, üzgünüm yani. Var mı acaba? Yoksa... Var. Var. İşte bakın, önemli olan bu. Çocukken nerede? 15 yaşında oğlum bak. Bak. Sizin yanınızda mı? Benim yanımda. Bütün çocuklarını silmiş. Ama şöyle bakın, yani siz resmi olarak boşanmışsınız. Evet. Boşanmışsınız. Orada yapacak hiçbir şey yok. O zaman boşandıktan sonra aynı evde kalmayacaksın. Necati Beyciğim, benim senin için yapabileceğim başka bir şey yok artık. Bir şeyler anlatacağım. Ama benim bu Giresun'da bir kadınımız kayıp, onu arıyoruz. Ona geçeceğim ben şimdi. Sizi dışarıda dinlendireyim. Yaptığı kar kaldı değil mi bunu? Yani. Bak Türkiye Cumhuriyeti duysun ben. Küfür yok, hakaret yok. Hayır, küfür etmiyorum. Küfür etmiyorum. Cenab-ı Allah bu sosyal medya... Ama küfür ediyorsun. Çok yuvalar bozuldu. Çok yuvalar bozuldu. Bir dakika, sosyal medyayı kötülemenden, ya ben sosyal medyaya karşı değilim. Sosyal medyayı insanlar kötü niyetle kullanıyor. Konuşma. Karına hakaret etme. Konuşma. Sizi ben dışarı alayım lütfen. Hadi lütfen dışarı alayım. Yapacak bir şeyim yok gerçekten. Ama ben Allah aşkına hayatta helal olsun. Size minnettar oldum. Buna şükürler olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a siz de emanet olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Helal olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler.